Selamünaleyküm. Arkadaşlar, şimdi elinde iki tane bataryalı cihazımız var. Bir tanesi Bosch marka bataryalı vidalama, delme ve taşlama aletimiz. Bu aletimizle bakın böyle uç alarak taşlama işini yapabiliriz. Bu taşlama bunu çıkartırız. Bu tornavida bist ucumuzu takarız. Bununla bakın bu bir saç vidası. Saç vidalarını çıkartırız ya da sıkarız. Böyle bir vidamız var. Bunu sıkarız ya da geri sökeriz. Ayrıca böyle kısa veya daha uzunları var. Ağaç vidası bu da. Ağaç vidalarını yerine sıkarız ya da geri sökeriz. Yani bu amaçla kullanılan bir alettir. Bunun tetiğine bastığımız zaman sürekli döner. Bakın, tetiğine basıyoruz, sürekli dönüyor sağa veya sola. Bu şekilde. Şurada 3 tane ayarımız var. Delme ortada, vidalama solda, hemen sağda da darbeli ayarımız var. Buradan da sıkma ayarını yapabiliyoruz. Bakın, tork ayarı. Nerede? İşte birden 20'ye kadar ayarlamış. İşte fazla sıkarsınız, az sıkarsınız. Ona göre bu vidaları sıkma torku koymuşlar. Bu amaçla kullanılan bir alet. Dediğim gibi sürekli döner. Bakın, sola, sağa, şimdi de sola dönüyor. Bu şekilde kullanacağımız bir alettir bu. Şimdi bataryalı Greiser marka tork tabancamız var, aletimiz var. Bununla ne yaparız? Bununla bakın şu bist ucumuz var. Bununla vidalamayı yapabiliriz. Yalnız bu çok seri ve güçlü döndüğü için burada el ayarımız önemli. Yani böyle hafifçe dokunarak sıkabiliriz. Veya geri çıkartabiliriz vidaları. Yani bu amaçla kullanabiliriz. Ayrıca takım sandığımızın içinde böyle havalı uç lokmalarımız var. Bu darbelere karşı dayanıklıdır. Çabuk deforme olmaz, bozulmaz. Sizin elinizdekiler eğer lokma uçlarınız yetersizse bunlardan alıp kullanabilirsiniz. Olmayan numaralar için söylüyorum. Yani alacağınız lokma uç böyle havalı lokma uç olsun. Siyah renkte bunlar zaten. Bunlar her türlü darbeye karşı deforme olmaz, dayanıklıdır. Uzun bir kullanım ömrü vardır. Bunlardan kullanabilirsiniz. Bu kare ucumuz 1/2, lokmalarımız da 1/2 olacak. Şimdi bu ucunu buraya taktığımızda biz bunu tork tabancası olarak kullanabiliriz. Burada iki tane devrimiz var. Bir tanesi yavaş, bir tanesi hızlı. Bakın bu hızlı. Bu da yavaş. Bununla ne yaparız? Bu cıvataları sıkarız. Somunları sökeriz. Bu şekilde bir kullanım olur. Yani motosikletimiz için bu bataryalı tork tabancası gayet uygun. Her türlü işimizi görür. Yalnız araba bijonlarına biraz yetersiz geliyor. Hani onları tam sıkma veya sökme yapamayız. Onun için havalı tork tabancası lazım veya elektrikli 220 volt daha güçlü tork tabancası bulmak lazım. Araba için ayrı ama motosikletimiz için şu bataryalı tork tabancası gayet yeterli. Bunlardan alıp kullanabilirsiniz. Yani bunun çalışma şeklinden de bahsedeyim. Bakın bu yanal çarpma yapar sürekli. Matkap gibi sürekli dönmez. Yani çakar durur, çakar durur. Siz bunu tabii hissedemezsiniz ama çalışma prensibi böyledir tork aletinin. Yani vidaya yanal olarak çakar durur, çakar durur. Ama tabii bu çok seri olduğu için bunu sürekli dönüyor gibi görürsünüz siz. Ama vida sıkarken böyle tak 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 vurur. Bunun kullanım amacı da budur arkadaşlar. Her türlü cıvatalarımızda, somunlarımızda sıkma, sökme, bist uçla efendim işte bu ucuna takarak ağaç vidasını veya saç vidasını sökme, sıkma işlemi yaparız. Bununla da delme, ağaç vidası sıkma, sökme işlerini yapabiliriz. Bunun yaptığı işi bu yapmaz. Bunun yapacağı işte bu yapmaz. Yani biz hangi ürünü nerede kullanacaksak ona göre ürün almamız lazım. Çalışma alanını bilmemiz lazım. Ona göre tork aleti mi alacağız veya matkap mı alacağız? Ona göre bir seçim yapmamız lazım. Şimdi bazı sorularda soruluyor bana. İşte bu matkabın daha güçlüsü var. Bununla biz somun sökmeyi ya da sıkmayı yapamaz mıyız? Yapar mıyız? Yapsak ne olur falan. Arkadaşlar bu tetiğe bastığınız anda çok aşırı bir kuvvet uygular.
Bakın bunu eğer sağlıklı tutamazsanız bu bileğinizi bile sakatlar böyle. Yani çünkü bunun bir dönme gücü var, sürekli dönüyor. Bununla vida, cıvata, somun açma sıkma olayı olmaz. Onun için bu şekilde bir tork aleti almanız lazım. Bunu kullanmanız lazım. Sanırım mevzu anlaşılmıştır arkadaşlar. Çünkü bunlarla alakalı çok soru geliyordu bana. En azından bir kanalımda video olsun istedim. Bu amaçla bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Umarım anlatabilmişimdir. Daha farklı böyle kısa kısa video bilgi videolarım gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.